Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimizde insan fizyolojisi ünitesinin yani 11. sınıfın ilk ünitesi olan insan fizyolojisi ünitesinin sindirim sistemi konusunu anlatacağız. Evet, şimdi sindirim sistemine hemen başlayalım. Öncelikle tabii ki sindirim sisteminin yapısını, görevini ve işleyişini anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle sindirimin amacı nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Sindirimin amacı aldığımız besinleri hücre zarından geçebilecek küçüklüğe getirebilmektir. Yani hücre içine girebilecek kadar küçültmektir arkadaşlar. Amacı budur, parçalamaktır. Ve biz sindirimi fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim olarak iki kısımda inceleyebiliriz. Fiziksel sindirimin diğer bir ismi mekanik sindirimdir çocuklar. Mekanik sindirim ve ikinci sindirim şeklimiz de kimyasal sindirimdir. Peki mekanik sindirim nedir? Kimyasal sindirim nedir? Hemen bunu sizinle konuşalım. Mekanik sindirim ağzınıza aldığınız bir besinin tükürük, dişleriniz ve diliniz yardımıyla veya diğer canlılarda başka yapılar yardımıyla, mesela kuşlarda taşlık gibi yapılar yardımıyla yüzeyini genişletmektir. Fiziksel sindirimde besinler daha geniş yüzeye dönüştürülürler. Yani ezilirler, parçalanırlar. Aslında fiziksel sindirim, kimyasal sindirim için bir ön hazırlıktır. Mekanik sindirim sonucunda henüz besinler hücre zarından geçebilecek düzeye gelmemiştir. Başka bir örnek vermemiz gerekirse, safra salgımız yani öt salgımızın arkadaşlar yağların yüzeyini genişletmesi de bir mekanik sindirim olayıdır. Yani yağların yüzeyi genişletilerek kimyasal sindirime hazır hale getirilmiş olur. Peki kimyasal sindirim nedir? Kimyasal sindirim ise çocuklar hemen ifade edelim. Besinlerin, tabii ki besinlerimiz biliyorsunuz protein olabilir, besinlerimiz karbonhidratlar olabilir, besinlerimiz yağlar olabilir. Bunları yapı taşlarına dönüştürmek zorundayız. Burada su kullanılarak hatta şöyle yazalım. Aldığımız besinlerin su ve enzimler aracılığıyla kendini oluşturan daha küçük bileşenlerine dönüşmesidir. Yani kimyasal sindirim su ile besinlerin parçalanarak enzimler aracılığıyla, özel enzimler aracılığıyla yapı taşlarına yani daha küçük bileşenlerine dönüşmesidir. Yani peptit bağı, ester bağı, glikozit bağı gibi bağların enzimler ve su aracılığıyla kırılmasıdır. Biliyorsunuz proteinlerin yapısında peptit bağı, karbonhidratların yapısında glikozit bağı, yağların yapısında, nötr yağların yapısında ester bağı bulunmaktadır. Şuraya da yazalım. Peptit bağı bulunmaktadır arkadaşlar. Evet, işte enzimler ve su aracılığıyla arkadaşlar bunların parçalanmasına biz kimyasal sindirim diyoruz. Yani proteinlerin su aracılığıyla bir seri enzim kullanılarak amino asitlere kadar parçalanması bir kimyasal sindirimdir. Veya karbonhidratların su aracılığıyla yine birçok enzim aracılığıyla glikozlara dönüşmesidir. Ya da arkadaşlar yağların su kullanılarak enzimler aracılığıyla yağ asitleri ve gliserol dediğimiz yapı taşlarına dönüşmesidir. Evet, yani protein yapısındaki peptit bağı, karbonhidrat yapısındaki glikozit bağı, yağların yapısındaki ester bağlarının enzimler ve su aracılığıyla parçalanması ve yapı taşlarına dönüştürülmesi olayına ne diyoruz? Kimyasal sindirim diyoruz. Kimyasal sindirim sonucunda besinler hücre zarından geçebilecek duruma getirilirler. Peki, sindirim sisteminde besinlerin işlenmesi, önce yemeği yeriz, sonra mekanik ve kimyasal sindirimini yaparız. Sonra da ince bağırsağımızdan ya da midemizden, daha çok ince bağırsağımızdan emilim olayını gerçekleştiririz. Yani ince bağırsaktaki yapı taşlarının ince bağırsak hücrelerinden kana geçirilmesi olayına emilim diyoruz. Bunu gerçekleştiririz. Sindiremediğimiz posaları ve artıkları da uzaklaştırırız. Yani dört aşamada gerçekleştiririz. Yeme, sindirim, emilim ve artıkların uzaklaştırılması arkadaşlar. Peki, şimdi demin de söylediğimiz gibi besinler önce fiziksel olarak
parçalanır ve kimyasal olarak daha sonra parçalanarak hücreler tarafından alınabilecek yapılara dönüştürülür. Yani yapı taşlarına, glikoz gibi, amino asit gibi arkadaşlar, yağ asitleri gibi monomerlere dönüştürülür. Monomer yapı taşı demektir. Ve bunlar da difüzyon ve aktif taşımayla ince bağırsaktan emilerek hücrelere, kana, önce ince bağırsak hücrelerine, oradan kana ve daha sonra da çocuklar kanla hücrelere gönderilir. Hücrelerin içerisine girilerek hücre içerisinde ya özümlemede kullanılıp hücre yapısına katılabilirler ya da enerjiye dönüştürülebilirler. Bu arada ısı da oluşturabiliriz ya da depolanabilirler gerektiğinde kullanılmak üzere arkadaşlar. Burada oluşan atıklar, sindiremediğimiz maddeler, emilmeyen maddeler de dışkılamayla dışarıya atılır arkadaşlar. Evet, dışarıdan alınan besin maddeleri esas olarak protein, karbonhidrat, yağ gibi organik molekülleri içerir. Yani biz bir pilav yediğimizde, tavuk yediğimizde biliyorsunuz tavukla protein alırız. Pilavla karbonhidrat alırız, yağ alırız. Yine tabii ki tavuğun içerisinde de yağ vardır. Yani temel gıdalarımız protein, karbonhidrat ve yağlardır. Tabii ki öncelikle enerjimizi karbonhidratlardan sağlarız. Çünkü hızlı parçalanırlar. Daha sonra yağlar, üçüncü sırada da biliyorsunuz proteinleri kullanırız. Proteinleri enerjiden çok yaralarımızı kapatmak ya da büyümek, yani onarım ve büyüme işlemleri için kullanırız arkadaşlar. Bunları sindiririz, sindirilip emeriz ve hücre içerisinde dediğimiz gibi ya yapıya katarız, ya enerjiye dönüştürürüz ya da depolarız. Peki, dışarıdan aldığımız mesela tavuk yediniz ve protein aldınız. Bu proteini direkt hücre ne yapamaz? Kullanamaz. Önce amino asite dönüştürür. Yani şöyle de anlatabilirim size. Dışarıdan mesela tavuk yediniz ve bu tavuğun yapısında protein vardı. Önce bu proteini sindirim, kimyasal sindirim olayına, tabii ki önce fiziksel sindirim ve çiğner yüzeyini genişletirsiniz. Sonra enzimler aracılığıyla amino asitlere dönüştürürsünüz. Sonra da bu amino asitleri bizim özümleme ya da yapım dediğimiz ya da anabolizma dediğimiz olaylarla kendi yapımıza uygun proteine dönüştürürüz. Yani direkt olarak bu proteini kullanamayız. Bunu sindirip kendi hücremizin içerisinde ribozomlarımızda kendi yapımıza uygun proteine dönüştürme olayına da özümleme deriz. Bu proteini artık enzim olarak kullanabiliriz veya onarım olaylarında kullanabiliriz. Her şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Tabii enerjiye de dönüştürebiliriz. Üçüncü sırada da olsa proteinler enerjiye de dönüştürülür. Evet arkadaşlar. Şimdi kimyasal ve mekanik sindirimi konuşmuş olduk sizinle. Bunun dışında arkadaşlar hücre dışı sindirim ve hücre içi sindirim dediğimiz iki olay vardır. Bir de bundan bahsetmek istiyorum. Vücuda alınan besin maddelerin sindirimi. Sindirim kanalında gerçekleşir. Mesela midemizin içinde, ağzımızın içinde, ince bağırsağımızda gerçekleşir. İnsanlarda sindirim hücre dışı sindirimle gerçekleşmektedir. Yani mide hücrelerimizden, ağzımızdaki tüplük bezi hücrelerinden, ince bağırsak hücrelerinden sindirim salgıları ince bağırsak boşluğuna, mide boşluğuna, ağız boşluğuna bırakılarak bu boşlukta sindirilir. Sindirildikten sonra emilerek hücre içine alınır. Bu şekilde arkadaşlar vücut içerisindeki boşluklarda yapılan sindirime hücre dışı sindirim denir. Bir de hücre içi sindirim vardır. Hücre içi sindirim ise genellikle arkadaşlar suda yaşayan mesela veya tek hücreli amip gibi, paramesyum gibi, şunu amip olarak düşünelim. Bu amipin çekirdeği olsun. Bu amip suda yaşıyor ve şurada bir besin var. Bu besini almak istiyor. Şimdi bu amipin dışarıya enzim salgılayıp bunu sindirmesi ve emmesi su ortamında mümkün olmayacağından bu amip yalancı ayaklar oluşturarak, yani besinin yanına doğru hareket edip şu şekilde yalancı ayak oluşturup ne yapacaktır? Bu besini şu şekilde şurayı birleştirerek, bakın şu hücre zarı, hücre zarından oluşturduğu yapıyla hücre içine alacaktır. Buna besin kofulu denir çocuklar. Yani dışarıdaki besini bir değişime uğratmadan hücre zarıyla hücre içine aldı. Hücre içinde lizozom dediğimiz bir organelimiz var. Lizozom hücrenin midesi.
lizozomuyla birleştirerek lizozomun içerisinde parçalayıcı sindirim enzimleri var. Besini parçalar ve hücre içerisinde bir sindirim yapıp buradan da sitoplazmasına verir ve hücre içinde kullanılır. Bu olaya fagositoz denir. Peki fagositozla gerçekleştirilen bu sindirim olayına hücre içi sindirim denir. Yani hücre içerisinde bir sindirim bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Hücre içi sindirim dediğimiz olayda lizozom ve besin kofolu görev alır. Lizozom ve besin kofolunun oluşturduğu bu ortak yapıya da sindirim kofolu denir arkadaşlar. Bunu da burada size ifade etmiş olalım. Evet, hücre içi ve hücre dışı sindirimi konuşuyoruz. Demin anlattığım amipteki olay fagositoz olayı. Pinositoz dediğimiz bir olayda da şurada demin bahsettiğim katı bir besini alıyorsa fagositoz, büyük moleküllü sıvı bir besini alıyorsa da pinositoz diyoruz bu olaya. Yani pinositoz ve fagositozla hücre içine alınan besin kofolu oluşturularak yapılan lizozomla yapılan sindirime hücre içi sindirim diyoruz. Ama hücre içi sindirimin olabilmesi için ille de fagositoz ya da pinositozun olması arkadaşlar şart değil. Bunu da söyleyelim. Mesela bitkiler. Bitkiler fotosentezle ürettiği glikozu nişastaya çevirirler ve nişastaya çevirdikten sonra bunu gerektiğinde hücre içinde tekrar glikoza parçalayarak kullanabilirler arkadaşlar. O yüzden hücre içi sindirim aslında tüm canlılarda gözlenebilen bir olaydır. Çünkü hücre içinde üretilen madde hücre içinde de tüketilir diyelim. Fakat fagositoz, pinositoz gibi olaylarla da amip gibi canlılarda bunu görüyoruz. Hücre dışı sindirimi de arkadaşlar saprofit canlılar dediğimiz ek olarak bize ek olarak saprofit canlılar dediğimiz canlılarda mesela mantarlar, bakteriler veya cıvık mantarlar dışarıya enzim salgılayarak dışarıda parçalama yapabilirler. Bu da hücre dışı sindirim. Yine böcekçil bitkiler çocuklar, böcekçil bitkilerde de yine hücre dışı sindirim gerçekleşmektedir. Hücre içi sindirim bizde olmaz mı? İnsanda akciğer hücresinde görülen hücre içi sindirim yalnızca savunma amaçlıdır. Yani içeriye giren bir bakteri akciğerler tarafından içeriye alınır ve sindirilir. Yalnız burada hani enerji amaçlı olarak yapılan bir durum değildir. Hücre içinde bir sindirim olmuştur ama bu bakteriden bizi korumak için yapılan savunma amaçlı bir olaydır. Evet, sindirimde kullanılan enzimlere hidrolitik enzimler diyoruz. Çünkü sindirim, kimyasal sindirim aslında bir hidroliz olayıdır. Enzim ve suyla besinin parçalanmasına hidroliz diyoruz. Hidrolizde su bağları kırarak enzimler aracılığıyla yapı taşlarını oluşturur çocuklar. Şimdi, evet, öncelikle sindirim sistemi nelerden oluşur? Bunlardan bahsedelim. Tabii ki sindirim kanalı ve bu kanalla bağlantılı olan sindirime yardımcı yapılardan oluşur. Öncelikle sindirim kanalı dediğimiz arkadaşlar ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşur. Sindirim ağızda, midede ve ince bağırsakta gerçekleşir. Şekil üzerinde konuşursak arkadaşlar besini ağzımıza alırız. Ağızda sindirim başlar. Tüm besinlerin mekanik sindirimi ağızda başlar. Bunu hemen söyleyelim. Tüm besinlerin mekanik sindirimi ağızda başlar. İster protein, ister yağ, ister karbonhidrat olsun, hepsinin mekanik sindirimi ağızda başlar. Fakat karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar. Yağların kimyasal sindirimi çocuklar ince bağırsakta başlar. Yağlar ince bağırsakta kimyasal sindirimleri başlar. Tekrar edecek olursam, bakın burada da ifade ettiğim gibi tüm besinlerin mekanik sindirimi ağızda başlamakla birlikte ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar. Ayrıca midede proteinlerin kimyasal sindirimi başlar ve yağların kimyasal sindirimi de ince bağırsakta başlar. Peki neden buralarda başlar? Bunun iki nedeni vardır. Bir, gerekli enzimin bulunması gerekir. Yani karbonhidratların sindirilmesi için gerekli enzim mesela amilaz enzimi,
ağızda bulunur ve ikinci faktör de uygun pH'in olması gerekir. Yani gerekli enzimin bulunması ve uygun pH'in oluşması besinlerin kimyasal sindiriminin dediğim kısımlarda başlamasını sağlar. Bunun dışında çocuklar tüm besinlerin sindirimi de ince bağırsakta biter. Yani tüm besinlerin kimyasal sindirimi, ince bağırsakta tamamlanır. Kalın bağırsağa geçtiğimizde hiçbir şekilde kimyasal sindirim ya da fiziksel sindirim olayı olmaz arkadaşlar. Evet, şimdi sindirim kanalını tekrar konuşacak olursak ağzımızla başlıyor. Sindirim ağızla başlıyor. Bakın yutak besini yutuyoruz arkadaşlar buradan. Yemek borusuyla bakın mideye geliyor. Burası midemiz. Midemizden bakın şöyle hemen ince bağırsak. İnce bağırsağın mideden sonra başlayan şu kısmına 12 parmak bağırsağı denir. İnce bağırsağın 22 santimlik kısmıdır. Burada gördüğünüz ince bağırsak ve en sonda gördüğünüz gibi kalın bağırsak. Kalın bağırsakta kimyasal ya da fiziksel sindirim olmaz. Burada artık sindirilmiş besinler anüs aracılığıyla dışkı dediğimiz olayla atılır. Besinler sindirim kanalı boyunca arkadaşlar peristaltik hareket dediğimiz bir hareketle tek yönlü olarak ilerler. Bu hareket nasıl bir harekettir? Düz kaslar vardır burada. Yemek borumuzun yapısında, midemizde veya bağırsaklarımızda arkadaşlar bu düz kaslar birbirini takip eden kasılıp gevşemelerle işte kasılır, gevşer, kasılır, gevşer, kasılır, gevşer. Bu şekilde besini tek yönlü olarak anüse doğru gider. Peristaltik hareketin tersi kusma dediğimiz durumu oluşturur. Tüm sindirim kanalında peristaltik hareketi görüyoruz. Şimdi ağızda neler oluyor? Bundan bir bahsedelim. Ağzımızda neler gerçekleşiyor? Öncelikle besinlerin ilk alındığı kısım tabii ki ağızdır ve besinlerin mekanik ve kimyasal sindirimi olur. Fakat buradaki kimyasal sindirim demin de ifade ettiğim gibi sadece karbonhidratlar için geçerlidir. Yağların ve proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda olmaz. Ağız boşluğunun iç yüzeyinde mukoza dediğimiz çok katlı, adı verilen çok katlı bir epitel vardır. Yani mukus salgılayan, ağzımızın içinde bulunan çok katlı bir epitel vardır ağız boşluğumuzda. Sindirimle ilgili tükürük bezleri ağızda, dişler ve dil bulunur. Yani tükürük bezlerimiz arkadaşlar ağzımızın içerisine tükürük salgılar. Bu tükürük bezlerimiz dilimizin altında bir çift, kulaklarımızın altında bir çift. Ve yine tabii ki arkadaşlar şurada bu yine tabii ki çene altında da bir çift olmak üzere arkadaşlar 3 çift ne vardır? Tükürük bezi vardır ve ortalama 1 litre tükürük üretiriz. Tükürük olmadan sindirimi gerçekleştirmek, besinin tadının alınmasını sağlamak ve yutmak çok mümkün olmaz. Peki ağız içerisinde dişler de bulunur. Dişlerimiz kesici, parçalayıcı, öğütücü olmak üzere 3 çeşit öğütücü dişler ağzı dişlerimizdir arkadaşlar. Kesici dişleri, parçalayıcı dişlerimiz vardır, köpek dişlerimiz vardır. Burada mekanik sindirim yapılır bu dişler aracılığıyla ve besinin yüzeyi genişletilir. Yüzey genişletildiği için enzim aktivitesi yani kimyasal sindirim kolaylaştırılmış olur arkadaşlar. Bir dişte bakın diş yapı morfolojik olarak üç kısım bulunur. Taç, boyun ve kök. Bakın şurada şekil üzerinde konuşalım arkadaşlar. Dişin gördüğünüz şu beyaz kısmına taç diyoruz. Mine dediğimiz çok sert bir tabakayla kaplıdır. Burası çok sert bir yapıdır. Sıcaktan, soğuktan veya bir takım şeylerden etkilenmez arkadaşlar. Mine tabakası. Dişin çetinin içerisinde olan kısmı bakın. Burası şu şekilde boyun olarak nitelendirilir ve çene kemiğine doğru giren, şurası çene kemiğimiz, çene kemiğine doğru giren şu kısmına da kök denir. Yani bir dişte taç, boyun ve kök olmak üzere 3 kısım bulunur. Peki kök dediğimiz yerde ne bulunur? Kök dediğimiz yer sinirlerin ve kan damarlarının bulunduğu yerdir. Boyun dediğimiz yer, burada iç kısımda da dentin dediğimiz kemik yapısı vardır. Yani dış kısım mine ile kaplıdır. Onun altında dentin dediğimiz kemik vardır. En içte de arkadaşlar yine tabii ki neler vardır? Sinirler ve kılcal damarlar vardır. İşte kanal tedavisi dediğimiz durumda buradaki sinirler ve kılcal damarların canlılığı sonlandırılarak dişin canlılığına son verilmiş olur. Evet, insanda yetişkin bir insanda 32 adet
diş bulunur arkadaşlar. Şu şekilde yaparsak bu 32 dişi biz şu şekilde 8 çarpı 4 dersek, yani 16 üstte 16 altta 4'e böldüğümde bu 8 tane dişin 3 tanesi büyük yazıdır. Şöyle yazalım isterseniz. Bu dişlerimizin, evet ben hemen şöyle söyleyeyim. 3 tanesi büyük azı dişleridir. Şurada 2 tanesi küçük azı dişleridir. Burada arkadaşlar 2 tane kesici dişimiz vardır. Bir de köpek dişimiz vardır. Yani 5, 7, 8 tane, 8 çarpı 4, 32 tane dişimiz vardır. Çocuklarda süt dişleri 20 tanedir. 6-7 yaşlarında bunlar dökülerek yerine kalıcı dişler gelir. Evet, yutak besinleri yutarak yemek borusuna ilettiğimiz yerdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hemen şunu da söylemem gerekiyor. Yemek borusu ön kısımda soluk borusu vardır. Bakın burası soluk borusu, arkasında yemek borusu vardır. Soluk borusu ve yemek borusu ikisine de açılır. Fakat burada denetimi sağlayan epiglottis dediğimiz bir gırtlak kapağı vardır arkadaşlar. Besinleri yutarken bu epiglottis soluk borusunu kapatarak besinlerin yemek borusuna itilmesini sağlar. Bunun dışında, yutkunma dışında arkadaşlar soluk borumuz, yani bu hep soluk borumuz hep açıktır. Sadece yutma sırasında epiglottis yutulan besinlerin soluk borusuna geçişini engellemek için kapanır. Demek ki gırtlak kapağı, yani epiglottis, yemek borusuna ve soluk borusuna denetim sağlar. Yani yutulurken soluk borusunu kapatarak buraya geçişi engeller. Gırtlak kapağı dediğimiz epiglottis önemli bir yapıdır. Yutma refleksini denetliyor arkadaşlar bu şekilde. Peki yemek borusu, yemek borusunda şey olmaz, sindirim olmaz. Yemek borusu besini mideye iletir. Peristaltik hareket vardır. Bakın burada da, yani ağzı mideye bağlayan kısımdır. Bakın kasılma, demin de çizmiştim hani kasılma, gevşeme, kasılma, gevşeme, kasılma, gevşeme şeklinde bu şekilde ne yapar? İlerler besin. Bu şekilde ilerler. Bunun dışında arkadaşlar söylemem gereken, bakın burada besin yutulmuş ve mideye doğru ne yapılmış olur? Bu şekilde iletilmiş olur arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Demek ki yemek borusu sindirimin olduğu bir yapı değildir arkadaşlar. Şimdi mideye geldik. Ha, yapısından da biraz bahsedelim isterseniz. Yapısından bahsedelim. Şimdi burada yemek borusunun yapısında dış kısımda bir bağ dokudan bahsedebiliriz arkadaşlar. Yemek borusunda, evet şimdi dış kısımda bağ doku, iç kısımda düz kaslar, yalnız başlangıçta çizgili kaslar vardır. Daha sonra düz kaslar vardır. Yutmayı istemli başlatıp istemsiz olarak ne yaparız? Devam ettiririz arkadaşlar. Evet, en içte ise yine epitel vardır. Mukus salgılayarak besinin daha kaygan olmasını sağlar. Evet, diğer dersimizde kaldığımız yer